4 tane vakıyaname, 10 tane mavzuat-ı dahiye vardır. İsteyen gelip görebilir. İsteyene fotokopisi verebilirim. Ama okuyabilir, iddia eder. Okuyabilirse ve okumasa niye vereyim? Vermem. Şimdi oradaki belgelere baktım. Diyor ki orada, Hazreti Peygamber'in pak torunu. Hazreti Hasan'ın 12 zibatından oğlu Süleyman'la Hazreti Hüseyin pak torunu, 12 zibatından kız torunu Ümür'den evlenirler. Elbette'den Bağdat'tan Abdülkadir Geylani doğar. 12-13 zibatından durur. Bağdat'ta Abdülkadir Geylani'nin 12 zibatından torunu İsmail'in oğlu Abdülkadir Geylani Sani Borvedi'ni. Kaynak Vakıyaname bende. Kaynak Secere o da bende. İsteyen bakabilir. Demek ki bu belgeler bize Abdülkadir Geylani Sani'nin Hazreti Peygamber'in torunu olduğunu gösterir. Bazı da diyor, ailedekiler mi? Onu karışmamıyor, ailedekiler ne olursa olsun. Bendeki belge dedim ben. Adam bilmiyor, orada adam anlamam. Bu belge böyle diyordu. Bendeki yüz kadar bu türlü belge, bu zat-ı muhterem Abdülkadir Geylani Sani Bolvedi'ni Hazreti Peygamber torunu diyor. Bir şey diyor ki, bir fenomenle belgeyi dokunsa, Sultan 4. Murat'ın gönderdiği ferman. Zaten bu Sultan 4. Murat getirmiş. Sultan 4. Murat'ın Anadolu Alemi'ler hazırlıkla başlayınca Kuzey Irak'tan Sünni'ye getirdi, onları tanıtmış. Getirirken de Abdülkadir Geylani Sani Bolvedi'ni buraya getirmiş, oraya yerleşmiş. Bazıları kafada atıyorlar, efendim 13 yaşadı falan fısık diye, öyle şey olmaz. Bu zatın Bolvedi'ne gelişi 1684 yıldır. Geliyor buraya yerleşiyor, tekke kuruyor, ışık saçıyor. Hatta bir Sultan 4. Murat, Mirenler, Miri Mirenler giderler, Bolvedi'nin kazasında Hazreti Resulullah'ın torunu Abdülkadir Geylani Sani Bolvedi'nin testi bu sede tecrübeler diyor padişah. Ferman gönderiyor. Diğer bir fotoğrafı bir var mı? Buyur bakalım. Sporcular boşu, burada sporcular da kendine biliyorlar. Abdülvahap Gazi'ye gelince, Abdülvahap Gazi Hazreti Peygamber'i görmüş, kaynak gösteriyor. Burada da 25 lira kaynağı var. O fotoğrafı da yazar. O kaynaklar şöyle diyor. Hazreti Peygamber bizim çok canı sıkılmış. Meselike nefais kaynak bir. Tarih-i Taberi kaynak iki. Altı parmak kaynak üç. İbn Sina tarih kaynak dört. Dörtler kaynak gösteriyor. Canı sıkılmış. Mülahat-ı Mekasit'te yazıyor. Bir de battannameler var da der yazma. İsteyen verebilir. Diyor ki canı sıkılmış. Demiş ki ya toplam ashabını bir şeyler söyleyeyim, bir anlatayım bir şeyler de biraz eserleyeyim deyince bir delikanlı kalkmış demiş, ya Resulullah El Beldetin Tayyibetin ayetin indiği Esra'nın gözüne bakın, indiği zaman diyor ki ya Resulullah diyor, ben diyor diğer tüplü gezdim, beldeleri gördüm, çağşaneleri gördüm, sular gördüm, ırmakları gördüm, ormanları gördüm deyince Peygamberimiz hevesleniyor, Cebrail görünüyor. Her beldetin tayyibetin ayeti iniyor o zaman. Diyor ki, Mekrini ne oldu diyorlar? Ay gel diyor. Ne oldu diyorlar? Bu çocuğu anlattığı yerler, biz İslam olacakmış diyor. Herkes sevmediği için de çıkıyor. Ya Resulallah, o günü görecek var dedi. Ve Cebrail bir daha günü o çocuk görecek diyor. O çocuk Abdülvahap Gazi'ydi. Hatta İslam Ansübesi 5. yıla bakıp ona da yazar. Kaynak gösteriyor, kaynak sorması. Deyince Peygamberimiz mübarek barın diyor. Bar dedi, tükrük, yani bu müjdedir. Hem İmam-ı Azam'a göndermiştir, Acamet Eser'e göndermiştir, bir de Şehir Batır Gazi'ye göndermiştir. Barın bir mübarek barı diyor, tespit tarihi gibi oluyor. Yıllar sonra diyor, 740 yılda diyor, Mevlid zamanında Şehir Batır Gazi, Abdülvahap Gazi, Pir-i Fani, 140 yaşında bir rifani bir oraya savaşa katıldı. Bolvedi Kazası'na geldiği zaman diyor, Seyit Battal Gazi'ye bu mübarek bağırdı verir. Seyit Battal Gazi Bolvedi'nde her dil öğrendi, her insanı konuşuyor. Nerede yazıyor? Battal'la türbesine yazdım o yazıyı da onu da kaynak olarak gösterdim. Sayfasına bakın dedi, bakabilen varsa, Hüseyin'den varsa baksın burada. Ondan sonra öyle diyor, Afrika'yı kuşatıyorlar. Akrin Kalesi'dir, Afrika'yı Akrin'dir.
bütün İslam kaynaklarında Abdülvahap Gazi şehit düştüğü gari Akrı Galesi'dir. Anadolu başı Akrı Galesi yok. Gerçi ben geldim. Abdülvahap Gazi'nin 15 yerde türbesi var. Malatya'da var, Bayburt'ta var, Sivas'ta var, gördüm, İznik'te var, her tarafta var, Akşehir'de de var. Ama hiçbirisi Boğaziçi gibi değil. Çünkü Akrı yok orada. Şehir düştü, Akrı Galesi. O Akrı yok. Kale kuşatılıyor Akrı Galesi. Birinci gün Kalibri komutanı bir şehit düşüyor. İsmini hatırlayamadım. Şehit düşüyor. Afyon'daki bulunan Kalibri Yetkin'in onun mezarı vardır. Şehit düşüyor, oraya gömülüyor. Ahmet Turali. Kusura bakma, şey dur, hatırlayamayıp ben yaşlıyorum. Kusura bakmayın. Ahmet Turali şehit düşüyor birinci gün, oraya gömüyorlar. Onun türbesini afiyetli zaman görün. Beşinci gün Seyit Battar yaralanıyor. Seyit Battar Gazi Santabaris'te Seyit Gazi'yi öldürüyorlar. Bakıyor daha önce Abdülvahap Gazi ayağa kalkıyor. Bir de söyledi. Cennette niye kaçıyoruz diye bağırıyor. Yoksa biz yaralanıyor. Getiriyorlar. Orden'in kazasında bir mücehine türleri dönüyorlar. O da Evlad Resul'dur. Dur bakalım başına. Bu görmüş olduğunuz minare şimdi yok olan bir yerleşim merkezi bir hatırasıdır. Kırık binlerdir. Orada Ekben diye bir köy varmış. Ekben köyü Karabağ'ın aşağısının kurduğu köydür. Köyün Kıbrıs tarihi 13. yüzyıl sonlarıdır. 13. yüzyıl sonlarıdır büyük bir yerleşim merkezidir. 3 tane mahallesi vardı. Kalktık bir yerler kaç aşağı mahalle diye. Bütün muazzam bir yerdir. 1801 tarihinde yangın çıkıyor. Anlatılanlara göre Orvat'ın şeriye mahkemesi devleti kayıtlarına göre. Orvat'ın benden 8 tane şeriye mahkemesi defteri vardı. Afyon bölgesinde Afyon Kalesi'nin Borcu şeriye mahkemesi defteri var. Diğer de şeriye mahkemesi defteri yok. Bağırmış bilen özellikle olduğunu. Orada diyor ki, Orvat'ın de diyor, Ekmen Kalesi'nde Muhtar Mustafa'nın evinde büyük yangın çıkıyor. Tezcanların büyük dedeleri onlar, Muhtar dedeleri onlar dedeler. Büyük yangın çıkıyor. Yavuz çıkınca köy yanıyor, köy halkı ikiye bölünüyor. O zaman o buradaki caminin imamı Hürüz varmış, Kölize Camisi'ni kuranlar. Hürüz imam diyor ki, bir uğursuzluk bu halde oldu, dövmeyelim diyor. Yarısı gidiyor oradan Afyon Ekber'e. Afyon Ekber buradan gitmedi. Afyon Ekber'de iddiasitler gibi değildi. Gittim bayatlara baktım, keçi bayatı ufacık köymüş. Oradan bunlar gelince Ekber isimli almış ve kocaman bir köymüş. Yarısı da Ekmen Mahallesi'ne geliyor, Ekmen Mahallesi'ni buluyor. Diyorum, bitiriyorum. Hepsi anlatmıyor, sonra anlatacak bir şey kalmaz. Siz sorularınız sorularınız cevap verin. Soracak bir şeyiniz var mı? Merak ediyorsanız sorunuz ona cevap verin. Teşekkür ederim. Hadi olun. Süleyman. Kaç saat oldu? Size sağlık versin hocam. 10 dakika mı konuştun? Allah razı olsun. 2 dakika yapalım. Peki. Teşekkür ederim. Soracak bir şey varsa cevaplandırayım. Allah sağ olsun. Sağ olun. Şöyle bir iki de gözden geçireyim ya. Onu da erken.